Merhabalar, ben Köytes Köte ve A'dan Z'ye Guild Wars 2'nin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz ve bu videomuzda inventory'yi tanıyacağız. Yani eşyalarımızı basitçe, eşyalarımızı, cüzdanımızı, bankamızı vesaire vesaire. Evet, ilk olarak kendi inventory'imize gelelim, standart haline getireceğim çünkü ben ayrı bir ayar kullanıyorum. Evet, burada her bir çantanız aslında farklı bir inventory. Bu çantaların hepsi şurada yer alıyor ve yanlış yere tıkladım. Şuradan gelip bir çantayı satın aldıktan sonra ya da craft ettikten sonra buraya koyduğunuz takdirde çanta slotumuz açılmış oluyor ve bu bize daha fazla inventory kazandırmış oluyor. Burada kullanacağımız birkaç ayar mesela compact ayarı ufak bu şekilde ufaltıyor ve daha minimal bir hale getiriyor. Benim kullandığım bir ayar hide bags bu şekilde topluyor. Burada karakterimiz özeldir her daim inventory'ler ve bu inventory'lerde karakterimizin genelde taşıdığı ya da taşıması gereken şeyleri barındırıyoruz. Bu çantalardan bazıları farklı özellikler içerebiliyor. Mesela sadece crafting materyaller taşıyan çanta, sadece item taşıyan çanta gibi gibi. Bunların detaylı listesi aşağıda mevcut. Aşağıdaki linkte. Bunların hepsine bakabilirsiniz. Ayrı sırada gelelim inventörümüzde. Zaten gördüğünüz gibi bunları taşıyoruz. Ayrıca burada cüzdanımız kısmı var. Hatta şuradan detaylı bakalım. İlk olarak gold, silver ve copper. Yani altın, gümüş ve bakır. Bunlar temel para birimimiz. Oyun içerisinde kullandığımız 100 copper, 1 silver, 100 silver, 1 gold şeklinde ilerliyor. Oyun için kullandığımız çoğu şey bu para birimini kullanıyor. O yüzden olması her daim güzel bir para birimidir. Karma genelde yaptığımız iyi işler sonucunda eventlerdir, görevlerdir, şudur budur aldığımız bir ödül ve bunu belli başlı satıcılarda kullanabiliyoruz. Özellikle daha önce yardım ettiğimiz yerli görevlerin NPC'leri daha sonradan vendor'a dönüşüyor, yani satıcıya dönüşüyor. Gemler oyunda dışarı parasıyla alabildiğimiz şeyler aslında, ancak bunları daha sonradan gold'la da çevirebiliyoruz. Yani gold'u bu para birimine çevirebiliyoruz. Yani tam tersini de yapabiliyoruz. Bu para birimini, yani gemi gold'a çevirebiliyoruz ve bununla gem store'dan çoğunlukla kozmetik olmak üzere istediğimizi alabiliyoruz. Mesela şurada bir adet bir çift kanat var. Glider skin'i olarak. Birkaç tane özellik ekleyen şeyler var. Identity Repair Kit bize Total Makeover Kit ve isim değiştirme hakkı vesaire veriyor. Bunları kurcalayabilirsiniz. Çok fazla artış sağlayan şeyler değil. Çoğu dediğim gibi kozmetik, ancak ufak artılar sağlayan şeyler ve oyunda hiçbir şekilde bir avantaj sağlamıyorlar. Sadece daha büyük karakter, daha fazla karakter slotu ya da daha büyük çanta alanı haricinde. L'Oreal ve Spirit Shard ise günlük achievement'lardan gelen. Gerçi Spirit Shard'lar bazı eventlerden de gelebiliyor. Para birimleri diyelim. Bunlar sadece spesifik yerlerde kullanılan şeyler. Onlar ilerleyen bölümlerde değinilecek. Transmutation charge'lar. Bunlar karakter kıyafetimizin skin'ini değiştirirken kullandığımız şeyler. Ve bu şekilde devam ediyor. Bunların her biri farklı yerlerde kullanılan farklı para birimleri. Ve bunlar bu şekilde o alanlarda harcıyorsunuz. Ya da biriktirmeniz gerekiyor büyük bir şey almak için. Basitçe para birimleri bu biçimde işliyor. Ayrıca banka kısmı devreye giriyor. Banka kısmında iki farklı önemli slot bizim için önemli. Bankanın oraya gelelim. İlk olarak Lion's Arch'ta şu standart banka alanımız var. Orayı kullanabilirsiniz. Tabii her şehirde bir banka alanı mevcut ve burası banka alanımız ve buradaki slot sayımızı da artırabiliyoruz. İsterseniz burada çoğu item'ı depoluyorsunuz. Ayrıca şurada material storage kısmı var. Burada da crafting materyalleri depoluyorsunuz. Bunları depolarken şu şekilde yapıyorsunuz.
şuradan herhangi dünyanın herhangi bir yerinde olsanız dahi bu sembole tıklayıp deposit all materials dediğiniz takdirde bütün crafting materyalleriniz buraya depolanıyor ve bu sayede inventory'nizde boşuna yer kaplamıyorlar. Inventory'de basitçe bu şekilde işliyor oyunda. Ayrıca inventory konusu, banka konusunda bir şey daha değinmek lazım. Bankaya istediğiniz başka bir yerden daha ulaşabiliyorsunuz. O da herhangi bir crafting alanı. Crafting alanları da bankaya bağlıdır. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Kötesi kötene günler, iyi eğlenceler. Aklınızda bir soru kaldıysa eğer aşağıdan sormayı unutmayın.